Değerli dostlar, videolar hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayınız. Evet dostlar, 33. ünitemizin son iki köşe taşı kalmış. Onları da bir hızlı şekilde gömelim hemen. 13 numaralı köşe taşındayız arkadaşlarım. Onu bir alayım ben şöyle. Başlayalım bakalım, şöyle odaklanmasını da ayarlayalım. Evet. Diyor ki denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Dostlar biz ikinci dereceden denklemlere başladığımızda zaten bunları nasıl çözeceğimizi öğrenmiştik. İlk önce çarpanlarını ayırmayı deniyorum ki çarpanlarını ayırmadığını fark edeceksiniz. Hemen delta'dan faydalanacağız dostlar. Delta eşittir b kare eksi 4ac idi kardeşlerim. Şimdi b dediğimiz şurada a'nın katsayısı, a dediğimiz şey x karenin katsayısı. B dediğimiz bu, c de budur arkadaşlar. B kare yani eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı a'mız 1, c'miz de 10. Yani şöyle bir şey çıktı. 4 eksi 10'dan eksi 36 oldu. Eğer biz reel sayılarda çalışıyor olsaydık, yani sorunun başında reel sayılardaki çözüm kümesini bulun deseydi, delta sıfırdan küçük çıktığı için kökü yok diyecektik. Çözüm kümesi boş küme diyecektik. Ama şimdi karmaşık sayılarda çalışıyoruz gobeller. Delta negatif çıkabilir. Şimdi köklerimizi nasıl buluyordum peki hocam? X1 ile X2'yi. Eksi B artı kök delta bölü 2A X1'di. X2 dediğimizde yine eksi B, sadece bu kökün önündeki işaret değişiyor. Kök delta bölü 2A idi. Şimdi eksi B, B'miz eksi 2, eksi B'miz artı 2 yaptı. Artı kök delta yani kök içinde eksi 36 bölü 2A, A'da 1 olduğu için 2. Hadi bunu biraz toparlayalım. Dostum sen artık köklü sayıların içinde eksi bir şey varsa nasıl çıkartacağını biliyorsun. Eksi 1 i kare demektir, i diye çıktı. 36'da 6 diye çıktı, 6 i. Yani şöyle oldu. 2 artı 6i bölü 2. Peki 2'ye de sadeleştirelim bunları. 2'ye bölelim. Yani 2 parantezine alayım yukarıyı. 1 artı 3i bölü 2'dir. 2'ler de giderse 1 artı 3i çıktı arkadaşlarım. Yani Bursa şıkkını görüyorsunuz. Diğer kökü de ne olacak? Bunun eşleniği. Çünkü aradaki işareti değiştirdim sadece. Diğer kökü de 1 eksi 3i gelecek. Yani Bursa şıkkı doğru cevaptır. Bu ne diyor? Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre imajiner x1, imajiner x2 toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Dostum, şimdi tek tek gidip de kökleri toplamayın, kurban olayım burada. Çünkü artık yukarıda şunu öğrendik biz. Mesela birinci kökü a artı bi ise bunun. Diğer kökü ne olacak? A eksi BI. Yani bunun eşleniği olacak. X1 bu ise X2 de bu olacak arkadaşlarım. Bunların toplamını, yani imajinerlerin toplamını soruyor bize. Yani artı B ile eksi B'nin toplamını soruyor. Oradan da cevap sıfıra ulaştık gobeller. Geldik bu amcaya. Denkleminin köklerinden biri şuymuş. Kök 2 eksi 1 dışarıya nasıl çıkıyordu? Eksi 1 i kare demekti, i diye çıkıyor. Kök 2 eksi i imiş. O halde diğer kökü ne olacak arkadaşlarım? Eşleniği kök 2 artı i olacak. Ve bu denklemin köklerinin çarpımını soruyor. Yani eşlenikleri çarpın diyor bize. Eşlenikleri çarpmayı biliyoruz biz arkadaşlarım. Neydi? Birinci sayının karesi, kök 2'nin karesi 2. Araya artı koy. Bunun katsayısı 1 olduğu için 1'in karesi 1. O da 2 artı 1'den 3'e ulaştık dostlar. Bakalım 4 numara ne diyor? Denkleminin köklerinden biri i olduğuna göre a'nın değeri. Tıpkı polinomlarda da yaptık bunu. İkinci dereceden denklemlerde de yaptık yine arkadaşlarım. Köklerinden biri i ise x yerine i yazdığınızda sonucu 0'a eşitliyor demektir bu. Hadi x yerine i yazalım. Şöyle olur. 3 tane i küp. Yani i'nin karesi çarpı i artı 2 çarpı i çarpı i kare
artı şurayı düzenleyelim. 1 eksi a çarpı i çarpı i geliyor buradan. Artı a eksi 2 eşittir 0. Toparlıyorum şimdi. i'nin karesi eksi 1'di. 3 ile çarptım. Eksi 3 i geldi burası. Yine i'nin karesi eksi 1'di. 2 i ile çarpıyorum. Eksi 2 i geliyor burası. Devam. Artı şu i'yi içeriye dağıtalım. 1 ile çarpınca i olur. Eksi a ile eksi a çarpı i çarpı i. İ kare eksi 1'dir. Bir de eksi a ile çarpıyorum. Artı a geldi. Bir artı a daha var. Eksi 2 eşittir 0 oldu. Şimdi eksi 3 i. Eksi 5 i yaptı. 1 i daha 4 eksi 4 i yaptı. Bu tarafa attım. Artı 4 i olarak geldi. Eksi 2'yi de bu tarafa attım. Artı 2 olarak geldi. Burada da 2 a kaldı. Hadi bir de 2'ye bölelim hepsini. A eşittir 2 i artı 1 olur diyebiliriz arkadaşlarım. Cevabımız hangisi oluyor? 2 i artı 1 Ceyhan. 1 artı 2 i doğru cevap geldi. Evet, 13 numarayı hallettik. 14'te sıra. Bakalım bu ne diyor. Köklerinden biri 5 artı 2i olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklem nedir? Bunu da öğrendik. İkinci dereceden denklemi kuracağız şimdi. Ne lazımdı bize? X kare eksi tx artı ç'ydi formül. T toplamları, ç çarpımları kökleri. Şimdi köklerinden biri buysa diğer kökümüz ne olacak demiştik? Eşleniği. 5 eksi 2i o zaman diğer kök. Peki bunların toplamı dediğimiz zaman ne geliyor t yerine? Toplayalım bunları. 5 ile 5'in toplamı 10. Eksi 2i artı 2i daha 0. Toplamları 10 o halde. Çarpımları dediği zaman da eşlenik oldukları için birincinin karesi 25 artı ikincinin karesi 4. 29'da çarpımları geliyor. Denklem şu oldu. X kare eksi toplamları x artı çarpımları yani 29 eşittir 0 olacak. Hangi şıkkımız da var arkadaşlarım? Eksi 10 x 29 Denizli şıkkımız da mevcut. Evet, geldik 2'ye. Köklerinden biri bilmem ne olan ikinci dereceden denklem. Biri buysa diğeri eşleniğidir. Eksi 3'i eşleniği alırken unutmayın i'nin katsayısının işaretini değiştiriyorum. R'ye dokunmuyorum. Peki toplamları toplayalım. Eksi 1, eksi 1 daha, eksi 2. Bunlar 0 oldu. Çarpımları birincinin karesi 1, ikincinin karesi 9, 1 artı 9'dan 10 geldi. O halde x kare eksi eksi 2'den artı 2x artı ç yani 10 eşittir 0. Bursa şıkkımız da var. Hemen gördük, işaretledik. Geçtik 3 numaraya. Polinomunun köklerinden biri bu olduğuna göre n çarpı n. Köklerinden biri dediğine göre kardeşim polinomda ne yapıyordum? Bunu hemen tutup kök yerine yazıyorum. Yani x yerine yazıyorum ve kalan 0 olacak. Yani 0'a eşitliyorum. Hemen yazalım. X yerine i eksi 2 yazıyorum. I eksi 2'nin karesi artı n çarpı i eksi 2 artı n eşittir 0 olacak diyorum. Peki şurayı bir açalım. Birincinin karesi i kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 2i artı 4. Eksi 4i geldi. Artı ikincinin karesi 4. Artı m çarpı i. Eksi 2m artı n. Eşittir 0 oldu dostum. Peki i kare eksi 1'dir. Şurası eksi 1. 4 ile topladım 3. Eksi 2m var artı n. Şunları da i parantezinde yazalım. I parantezinde m eksi 4 geliyor. Burası da. Şimdi toparlıyoruz. Eşittir 0 diyordu. Karmaşık sayıların eşitliği. Bu 0 demek 0 artı 0 i demektir. Demek ki reel kısmı 0 olacak. Yani şurası da 0, imajiner de 0. O halde m eksi 4 0'dır. M 4 gelir. 3 eksi 2m yani eksi 8 artı n eşittir 0 olacak. Eksi 5 bu tarafa attım. N eşittir 5 geldi. Bize de diyor ki n çarpı n'i bulun. 4 çarpı 5. 20 çıktı goberler. Evet.
Geldik şu amcaya. Köklerinden ikisi bu. Üçüncü dereceden sıra katsayılı Px polinomunu sabit terimi. Px polinomunu nasıl yapıyorduk? Madem kökleri bunlar arkadaşlarım. Px şöyle yazılır. Başta bir katsayı vardır. A çarpı birinci kökü buysa x eksi bu. Yani 4 eksi 2i. Çarpı ikinci kökü 6 ise x eksi 6'dır. Üçüncü çarpanı, ikinci çarpanı. Diğer kökü de ne olacak? Bunun eşleniğiydi değil mi arkadaşlarım? O halde x 4 eksi 2'yi çıkartacağım. X eksi 4 artı 2i de buradan gelecek. Şimdi bakalım x yerine ne diyor? Px polinomu sabit terimi. Yani x yerine 0 yazdığınızda 120 olacak. X yerine 0 yazın. 120 eşittir. A çarpı 0 yazarsanız arkadaşlarım. 0 yazın. Ne geliyor burası? Eksi 4 eksi 2i geliyor. 0 yazarsam eksi 4 artı 2i. Yani şunların eşlenik çarpımları geliyor. Bir de buradan eksi 6 geliyor. Eksi 6 çarpı şunların eşlenik çarpımı. O da 16 artı 4'ten 20. Demek ki eksi 120 çarpı A 120'ye eşit. O halde A buradan kesinlikle eksi 1 çıkacak. Bu cebimizde dursun. Şimdi bize neyi soruyor? P'de 1'i. Hemen P'de 1'i bulalım. Neymiş? Şurada x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Öncelikle A yerine eksi 1 yazalım. Çarpı x gördüğüm yere ne yazacaktım? 1. 1'den 4 çıktı. Eksi 3 eksi 2i olur. Eksi 3 eksi 2i. 1'den 6 çıktı. Eksi 5 gelir. 1 yazarsam eksi 3 artı 2i geldi. Burası da. Peki toparlıyoruz şimdi burayı. Düzenliyoruz. Eksi 1 ile eksi 5'in çarpımı bir kere 5'tir. Çarpı. Şurası neydi arkadaşlarım? Birincinin karesi, ikincinin karesi değil mi? Çünkü şunlar eşlenik gördüğünüz üzere. Birincinin karesi 9, ikincinin karesi 4. 9, 4 daha 13 geliyor bir de. 5 ile 13'ün çarpımı da 65 çıkarttık Gobeller. Evet. Bu ünitenin de sonuna geldik dostlar. Bir sonraki ünitemizde görüşmek dileğiyle diyelim. Kolay gelsin.